önceki videomuzda yeşil devimizin bacak kısmını bitirmiştik ve birleşmemizi yapmıştık. Bu videomuzda da gövde kısmıyla evet, devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi öncelikle şu arka tarafın tam ortasındayız. Yani şu arka tarafın tam ortasına geldiğimiz zaman biliyorsunuz şu anda 80 tane sık iğnemiz var. Buraya bir tane işaretleyici koyuyorum. Evet, buraya işaretleyiciyi koyduk arkadaşlar. Bir sıra daha örelim ve sıra başımıza gelelim. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi birleştirme yaptıktan sonra birleştirme sırasıyla birlikte 3 sıra örmüş olduk. Burada bir sıra şu kiremit rengine geçeceğim arkadaşlar. Şuradan kiremit rengiyle aldım. Bir sıra kiremit rengiyle öreceğim ve sıra başına geleceğim. Son sık iğnelerimi kahverengiyle alacağım. Sırada kahverengiyle öreceğim arkadaşlar. Evet, kahverengiyle bir sıra ördüm. 35 tane sık iğne öreceğim. Şu 35. sık iğnemi bluzumun rengiyle örerek alıyorum. Gri rengimle 10 tane sık iğne yapıyorum. Bu arada şu alttaki şu kahverengi açık kahverengimi de şu tığ ipin arasında koyarak arada büzülmeden geçirmeye çalışın arkadaşlar. Yani şurada yeterince bolluk kalırsa büzülmeyecektir. 9 ve 10. 10. sık iğnemi örmeden bırakıyorum. Kahverengi ipimle örerek alıyorum. 35 tane sık iğnem var sıra başına kadar. Onları da örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, 35 tane sık iğnemi örüp sıra başına geldim arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle göstereyim size. Şireğin bluzunu kademeli olarak geçiyoruz. Şöyle dörder dörder şu yana kadar aşamalı olarak geçeceğiz. Göbeğin duruşunu düzgün verebilmek için yapıyoruz bunu. Devam ediyorum. 31 tane sık iğne yapacağım. Ve şu 31. sık iğnemi bluzumun rengiyle örerek alacağım. Şimdi 4 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi ördüm. Şu ilk yapmış olduğum 10 tane sık iğneyi blo yapacağım. Sadece ortadan girip arka loblarını örüyoruz. Biliyorsunuz bloda şu şekilde. 2. Bu arada da şu ipimizi unutmayalım arkadaşlar. Şöyle tığının arasına koyup böyle arasına koyup bu şekilde örün ki onu da yürütün arka taraftan ve gerilmesin. Şunların hepsini bloya çeviriyorum. 10 tane sık iğnemi. Bir kahverengiyi, bir griyi, 2-3 sık iğnede bir arkaya tığın arasına koyuyorum. Bakın dikkat ederseniz. İlk yaptığımda bu sırada hepsini blo yaparak griye geçmiştim. Daha sonra kol altına kadar ördüm. Etek kısmını ördüğüm zaman çok kötü göründü. Yani buranın aşamalı bir şekilde göbeğin altta kalması için aşamalı bir şekilde geçilmesi gerekiyor. Bakın yani şu yandaki şu görüntünün şu şekilde gelebilmesi için aşamalı geçilmesi gerekiyor. Çünkü şuradaki etek kısmı çok kötü görünüyor. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Ben her iki şekilde de denedim. En güzel görünen şekli bu geçiş. Bundan dolayı size de bunu öğretiyorum. Kahverengi ipin de gergin olmaması için bakın arada şöyle yapıyorum ki burayı büzmesin. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şu 4. sık iğnemi
rengiyle örerek aldım. Sıra sonuna kadar 31 tane sık iğnemi örüyorum. Ve 31 tane sık iğnemi ördüm. Devam ediyorum. 27 tane sık iğne öreceğim. Altı ve şu 27. sık iğnemi bırakıyorum. Gri ile alacağım onu. 4 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğneme blo yapıyorum. 1 2 ve 4. 10 tane normal sık iğne olarak örüyorum. Tane blo yapıyorum. 1 2 3 4 tane blo yaptım. Şimdi 4 tane de normal sık iğne olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4. sık iğnemi kahverengiyle örerek alıyorum. Bir tane sık iğnem var. Sıra başına kadar onları da örüyorum. Şimdi 23 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 20 21 22 23. sık iğnemi bıraktım. Gri ile öreceğim. Şimdi 4 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 4 tane blo yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi şuradaki sık iğneme kadar, şuraya kadar tüm sık iğnelerimi öreceğim. Normal sık iğne olarak onları da blo yapacağım. Buradaki son 4 taneyi blo yapıyorum. Şöyle kademeli olarak değiştiriyoruz. Şimdi 4 tane de normal örüyorum. Sık iğne olarak 1 2 3 ve 4. Ve kahverengi ipimle devam edeceğim. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi öreceğim. Şimdi 19 tane sık iğne öreceğim.
18 ve şu 19. sık iğneyi yine gri ile örerek alıyorum. Şöyle bakın, bolca bıraktım. Buraya yeterince pay bırakmış oldum ön tarafa. Gri ile örerek aldım. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tane bulo yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 8 tane sık iğne öreceğim. 1 Evet, 8 tane ördüm arkadaşlar. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Bir tane tek. Bir tane çift. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift. Bir tekimi yaptım. Şimdi bir tane çift. Tekrar bir tane tek. Bir tane çift yaptım. Şuradan itibaren bir çift bir tek, bir çift bir tek yaparak 5 tane artırma yaptım. Şimdi sık iğnelerimi örüyorum. Dört tanesini bulo yapıyorum. Şimdi dört tane sık iğne yapıyorum gri ile. Burası kemerin altında kalacak. Yani şuraya kemer gelecek şu şekilde. Burada kemer olacak. Şu göbeği artırdığımız yerden itibaren de kemerin üst kısmında kalacak arkadaşlar. Şu gri ile ördüğüm son sık iğneyi kahveyle alacağım. Sıra sonuna kadar 19 tane sık iğnem var. Onları örüyorum. Bu arada şu griyi arkadan yürüteceğim artık. Ön taraf daha bollaştı çünkü. 1 2 3 ve 19. sık iğnemi de ördüm ve sıramı tamamladım arkadaşlar. 14 tane sık iğne yapıyorum. On dördüncü sık iğnemi gri ile alacağım. Şuradan 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 Hatta bir tane daha varmış. 6. 6 tane ördüm arkadaşlar. Şuradaki 4 taneyi blo yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane blo yaptım. 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Şu kahverengiyi bakın, bu sırada yürütmedim. Burada bıraktım. Şurada bıraktım kahverengiyi. Bu sırada yürütmedim. Germesin diye artık. Çünkü arka tarafa dolaştık. 6 7 8 8 tane sık iğnemi yaptım. Burada bir tane çift yapıyorum.
Evet, şimdi bir tane çift yaptım. Şimdi 5 tane tekli bir tane çift yapacağım. Şuraya kadar şurada bırakacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tekli bir tane çift. Bu ikinci artırmam. Tekrar 5 tane tekli. 1 2 3 4 5. Bir tane çiftli. Tekrar 5 tane tekli yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tekli yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Son kez 5 tane tekli bir tane çift yapacağım. 1 2 3 4 5 tekli bir tane şuraya çift denk geldi. Son çiftliğimi yaptım. 5 tane artırma yapmış olduk. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane de bu sırada artırma yapmış olduk. Şimdi şuradan 6 tane sık iğnemi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradaki 4 tane sık iğnemi bloğa yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bloğumu da yaptım. Sık iğne örüyorum arkadaşlar. Normal sık iğne. 1 2 3 ve şu 6. sık iğnemi arkadaşlar kahverengiyle örerek alacağım. Bir süre sonra artık kahverengiyi bırakacağız. Onunla işimiz bitmiş olacak. Buraya yeterli genişlikte ipi çekiyorum. Sıra başına kadar sık iğnelerimi örüyorum. Arkadaşlar, sıramı tamamladım. 14 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi buradaki son sık iğnemi gri rengimle alacağım ve artık kahverengiyle örmeyeceğim. Gri ile devam edeceğiz. Şu grinin olduğu yere kadar örüyorum. Bunları blo yapıyorum. Altı taneyi blo yaptım. Şunları da normal sık iğne olarak öreceğim artık. Şuradaki arkadaşlar şuraya kadar. Şuraya kadar normal sık iğne olarak öreceğim. Sonra bunları blo olarak öreceğiz. Buraya kadar sık iğnelerinizi örün. Evet, şuradaki örmüş olduğum sık iğneleri blo yapıyorum. İğnelerimi de sıra başına kadar gri ile örüyorum. Şimdi sıramı tamamladım. Bluzumu öreceğim. Renk geçişim yok. 14 tane sık iğnemi önce blo yapıyorum.
Buradaki 14 taneyi bakın blo yaptım. Şimdi tüm sık iğnelerimi öreceğim. Tüm sık iğnelerimi öreceğim. Buraya geldiğimde burayı bloya çevirin. Daha sonra normal sık iğne olarak 6 sıra örelim. Bu sırayla Evet birlikte 7 arkadaşlar, sıra 90 90 tane sık iğnemi 7 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu blo yaptığım sırayla birlikte en son 7 sıra olmuş oldu. Şimdi yavaş yavaş azaltmalara başlayacağız. Ara ara lütfen elyaflarınızı koymayı unutmayın. Şimdi bu sıramda 16 tane sık iğne yapıp bir tane azaltıyorum ve 5 kez tekrar ediyorum bunu sıra başına kadar. 16 sık iğne örüp bir tane azalt. 1 2 3 4 15 16 bir tane ikisini birlikte örerek azalttım. 16 sık iğne yapıp bir azaltarak sıra başına kadar gelin arkadaşlar. 14 15 ve 16. Bu sırada son kez kestim. Sıramı tamamladım. 5 tane azaltma yapmış olduk. Şimdi 85 tane sık iğnemiz var. Bu 85 tane sık iğnemizi 2 sıra örelim ve sıra başına gelelim. Evet, 85 sık iğnemi 2 sıra ördüm. Şimdi 15 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. Dört ve 15 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 15 sık iğne yapıp bir tane azaltın ve sırayı tamamlayın 14 ve arkadaşlar. Bu 15 dedim. şekilde ve sıramı tamamladım arkadaşlar. 5 tane daha azaltmış olduk. Şu anda 80'e düştü sık iğne sayımız. Bu 80 sık iğnemizi de 2 sıra örelim. Sık iğnemizi 2 sıra ördük ve sıramızı tamamladık. Bakın bu şekilde şöyle azaltarak devam edeceğim. Şimdi 14 tane sık iğne yapıp bir tane azaltıyorum ve 5 kez tekrar ediyorum. 14 sık iğne yapıp bir tane kesiyoruz. Evet, bir tane azaltıyorum. Ve devam edeceğim sıra sonuna kadar 14 sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. Sık iğne sayımı 75'e düşürmüş olacağım. Arkadaşlar bu 75 tane sık iğneyi de sırayı tamamlayıp 75'e düşürdükten sonra da yine 2 sıra öreceğim ve sıra başına geleceğim. O şekilde örelim. Sonra tekrar birlikte devam edelim. Önce sık iğne sayımı 75'e düşürdüm şu sırada. Ondan sonra 2 sıra ördüm. Şimdi devam etmeden önce şu bluzun alt kısmını yapmak istiyorum. Şu altta kalan blu olarak bıraktığımız yeri yapalım. Şimdi şurada ilk önce bir blu olarak bıraktığım yere ipimi iliştireceğim. Tüm blolarımı bir sıra sık iğne olarak örüyorum arkadaşlar. Evet, şu başa kadar geldim. Şimdi şuradaki ilk yapmış olduğum sık iğnenin içine şöyle birleştirdim kaydırarak. Şu anda 80 tane bulonun üzerine sık iğne yapmış olduk. Şimdi bunun germemesi için arkadaşlar bir tane şu yanda, bir tane de şu yanda artırma yapacağım. Sayı çok önemli değil. Göz kararı yapabilirsiniz. Şimdi şu yana kadar örüyorum. Tane ördüm. Şurada bir tane artıracağım. Bir tane artırdım. Şimdi şu yana kadar öreceğim. Bir tane daha artıracağım. Altı tane falan ördüm arkadaşlar. Bir tane de burada artırıyorum. Çift giriyorum buraya. Sıranın sonuna kadar kalan sık iğnelerimi örüyorum.
Evet, tekrar sıranın başına geldim. Bakın. Şu kaydırma skenisi, onu örmüyorum. Buraya atladım. Birleştirdim. Zincirimi çekip tekrar aynı yere girdim ve bu şekilde ikinci sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bunu, yani şuraya falan gelmesi gerekiyor, kapatması gerekiyor. Şöyle bir 5 sıra örüp bakalım. Gerekli görürsek 1-2 sıra daha sonradan işte Uzatırız. etek ucunu yaptım, bakın bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Ve yeterli sanıyorum bu. Şimdi artık şu üst kısma devam edeceğim. Şu anda 75 tane sık iğnemiz var. Şimdi 13 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. On iki, 13. 13 tane ördüm. Bir tane kesiyorum. Bu şekilde 13 sık iğne yapıp bir azaltarak sıramızı tamamlayalım. Ve sık iğne sayımız 70'e düşecek. Evet, 70'e düşürdük arkadaşlar sık iğne sayımızı. Bu 70 sık iğnemizi 3 sıra örelim ve sıra başına gelelim. Şimdi 12 tane sık iğne yapıp bir tane azaltıyorum. 1 2 11 12 dedim. Bir tane kesiyorum. Bu şekilde 12 sık iğne bir azaltı yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, 65'e düşürdük sık iğne sayımızı. Bu 65 tane sık iğnemizi 3 sıra örelim ve sıra başına gelelim. Şimdi bu sırada kolları takacağım. 5 tane sık iğne ile birleştireceğim Şimdi 16 arkadaşlar. tane Sık iğne örüyorum. 1 2 3 15 ve 16 tane sık iğne ördüm. Elleri şöyle tuttuğunuz zaman şurada şöyle birleştiğinde şu şekilde, ya da hafif şöyle içe doğru da bakabilir. Şimdi şu kaydırarak tam ortada bitirdiğim sık iğnenin bir sonrakinden yapıyorum arkadaşlar. Tutamıyorum artık, çok büyük ve ağır arkadaşlar, o yüzden tutmakta zorlanıyorum. Dolayısıyla bol örülüyor. Şöyle ilk sık iğnemi yaptım. 1 2 3 şöyle 4 ve 5. Bakın 5 tane sık iğne ördüm şu şekilde. Kolu birleştirdim. Şimdi diğer kol için şuraya kadar geleceğim. Şimdi bu bitirdiğim yerin 3 sık iğne, 1, 2, 3. sık iğne gerisinden yapacağım. 1, 2, 3. Şöyle birlikte ördüm. Birinciyi yaptım. Geriye kalan 8 tane sık iğnem var. Onları da sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. Tutmak çok zor oluyor. Ağırlaştı ve çok büyüdü. O yüzden tutamıyorum. Biraz zorlanıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6
7 ve 8 tane sık iğnemi ördüm. Birleştirmiş olduğum kollarla vücudu birlikte öreceğim bir sıra. Kaç tane sık iğnem var ona bir bakacağım. 1 15 ve 16 tane sık iğne ördüm. Şimdi kola geçiyorum. Şu kolda birleştirme yapmış olduğum sık iğnemden başlayarak. Bakın şu birleştirdiğim sık iğnem var ya arkadaşlar. Oraya giriyorum. 1, 2, 3, 24 tane sık iğne ördüm koldan. Gövdedeki birleştirme yapmış olduğum sık iğnemden devam ediyorum. 15 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağım. On dört. 15 tane ördüm arkadaşlar. Burada bir tane kesiyorum, azaltıyorum ve koltuk altına kadar devam ediyorum örmeye. On üç ve 14 tane sık iğnemi ördüm. Şu koldaki birleştirme yaptığım sık iğneme girdim. 24 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 tane koldan sık iğne ördüm. Vücuda geçtim. 24 sık iğneden sonra 8 tane sık iğnem var. Onları da örüyorum. 1 2 Birleştirme sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar toplamda burada 102 tane sık iğnemiz var. Kolu birleştirdik. Toplamda 102 tane sık iğnemiz var. Bu 102 tane sık iğnemizi 4 sıra örelim. 4 sıra örelim ve sıra başına geldiğimizde tekrar birlikte devam edelim. Şimdi 4 sıra 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. İlk sıramızda 15 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane örmüştüm. 11, 12, 13, 14 ve 15 tane sık iğnemi örüyorum. Bir tane azaltıyorum burada. Şimdi sıra sonuna kadar 15 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağız. 15 sık iğne yapıp bir azaltarak sıranızı tamamlayın. 14 ve 15 deyip son kez azaltıyorum. Evet, 6 tane azaltma yaptım arkadaşlar bu sırada. 96 tane sık iğnemiz var. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada 14 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağız. Bir sonraki sıramızda 13 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağız. Ve bir diğer sıramızda 12 tane sık iğne yapıp bir azaltacağız. Bu şekilde 3 sıra azaltmalarımızı yapalım, sonra birlikte devam edelim. Şimdi arkadaşlar azaltmalarımız devam edecek. Bu sırada 11 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacaksınız. Bir diğer sırada 10 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacaksınız. O üreye tekrar birlikte devam edelim.
Evet arkadaşlar, elyaflarımı da doldurdum. Şu anda 66 tane sık iğnem var. En son 10 sık iğne yapıp bir tane azaltmıştım. Şimdi bu sırada 9 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. 9 sık iğne yapıp bir azaltarak sıramızı tamamlayalım. Evet, şu anda 60 tane sık iğnemiz var arkadaşlar, bu yaka kısmında. Şimdi burada fıstık yeşiline geçeceğim. Şimdi şu arkanın ortasına kadar örüp renk değiştireceğim orada. Böyle yanda kalmasın istiyorum, hani gözükmesin. Sıkı örmeye çalışıyorum ama çok ağır olduğu için elimde tutamıyorum. O yüzden yere koyarak. Tabii normalde daha kolay bunu örmek arkadaşlar. Çünkü hani kucağınıza alıp örebiliyorsunuz ama şu anda çekim yaptığım için biraz zorlanıyorum. Şimdi son sık iğnemi şöyle bakın ortaladım, göz kararı. Son sık iğnemi yeşilimle örerek alacağım. Diğer ipimi kopartmıyorum çünkü blo yapacağız şimdi. O blo yaptığımız yere yakayı yapacağız bir ya da iki sıra sık iğne olarak. O yüzden ipi öne alın. Şimdi bunu da şöyle blo yaparak bir sıra örün arkadaşlar. 60 tane sık iğnemizi. Bu şekilde blo yaparak bir sıra örüp şu başladığımız noktaya gelin. Şöyle arkadaşlar bir tur örüp şurada bitirdim kaydırarak. Bir sıra 60 tane sık iğnemi fıstık yeşiliyle örmüş oldum. Şimdi kafamızı dikeceğiz. Şu çene kısmının ve kafanın yeterli derecede dolu olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Özellikle şu çene kısmına doğru yeterli derecede sıkıca elyafınızı doldurun. Ondan sonra kafayı dikmeye başlayın. Çenede boşluk kaldığı zaman şekilde bozuk oluyor. O yüzden kafaya geçireceğim aparatım. Şöyle bir boru kullanıyorum. Şimdi şöyle tam ortasına kafamızı şu şekilde oturtacağız. Şu yarıya kadar diktiğimde arkadaşlar elyaf iteceğim. Yani şu boyun kısmının ve şu omuzlar bakın hafif boş. Onları daha sonradan dolduracağım. Şimdi 60 tane kafada, 60 tane de gövdede sık iğne var biliyorsunuz. Sık iğneyi sık iğneye dikiyorum arkadaşlar. Her iki sık iğneyi de dikkat ederseniz bütün alıyorum. Bazı sık iğnelerde iki kere girebilirsiniz sağlamlaştırmak için dönerken falan. Şimdi bunu şuraya kadar dikeceğim. Şuraya kadar dikeceğim. Ondan sonra elyaf koyacağım arkadaşlar. Şuraya Şuraya kadar kadar. şöyle diktim. Böyle dikerek yavaş yavaş şu boşluklara da elyafı iterek devam edeceğim dikmeye. Omuzlara ve şu kafanın iç kısmına doğru itiyorum arkadaşlar. Koymuş olduğum elyafları. Bu şekilde hem doldurup hem de dikişimizi arkaya kadar tamamlayalım. Buralarda sıkıca dolmuş olsun. Boş kalan bir yerimiz olmasın arkadaşlar bittiğimiz zaman. Bluzumuz için yaka yapacağız buraya. Şimdi bir sıra bir sık iğne yapacağım her bloğun üzerine. Aynı yere şöyle bir tekrar giriyorum. Bu şekilde şu buraya yapmış olduğumuz yerlere bir sıra sık iğne yapacağım. Sıramı tamamlayıp şuraya kadar gelirsiniz. Ödeme yapım videosunu tamamladık arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Kendimizi alkışlıyoruz. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.